Selamlar pek sevgili geekler. Uzun bir süre sonra yine bugün süper bir listeyle karşınıza çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu seferki mevzumuz Haluk Bilginer ve onun oynadığı uluslararası filmler. 1985 senesinde İngiltere'nin meşhur pembe dizisi EastEnders'da Mehmet karakterini canlandırarak kendisine uluslararası bir kaşe edinen Bilginer, o tarihten bu yana hem yerel hem de küresel bir kariyer inşa ediyor. Biz de onun rol aldığı yabancı yapımları bir sıralayalım dedik. Buyurun, Haluk Bilginer'in rol aldığı 6 yabancı film. 1. The International. Ünlü sinemacı Tom Tykwer'in yönettiği, başrollerinde Clive Owen ve Naomi Watts'ın oynadığı casusluk filmi, pek çok başka casusluk filmi gibi hikayesini bir yerde İstanbul'a sokuyordu. İşte İstanbul'a geldiği sahnelerde Haluk Bilginer var. Ahmet Sunay adında bir karakteri canlandıran Bilginer, uzun zaman sonra ilk defa böylesine büyük bir prodüksiyonda rol alıyordu. Ne yalan söyleyelim, filmi de pek çoğumuz zaten bu yüzden izledi. 2. The Reluctant Fundamentalist. Yönetmenliğini muhteşem Mira Nair'in yaptığı, başrollerinde de Riz Ahmed, Kate Hudson ve Kiefer Sutherland'in oynadığı bu 2012 yapımı filmde Haluk Bilginer karşımıza Nazmi Kemal rolünde çıkıyor. Taraflıyız evet ama bizce rolü yine filmin en havalı karakterlerinden biriydi. Riz Ahmed'le paylaştığı sahneyi izlemesi bugün bile keyifli. Tüm filmde açıkçası hiç fena değil. Kimlik bunalımları üstüne bir heyecan fırtınası. Öneririz. 3. We. Alın size belki de çok bilmediğiniz bir sürpriz. Başrollerini Andrea Riseborough, Abby Cornish, Oscar Isaac ve James Darcy'nin paylaştığı yönetmenliğini de bayağı bildiğimiz Madonna'nın yaptığı bu güzide filmde Haluk Bilginer Muhammed El Fayed'i canlandırıyor. İsmi tanıdık geldiyse bravo. Muhtemelen 90'lar çocuğusunuz. Çünkü Muhammed El Fayed'in bir oğlu var. Adı Dodi'ydi. Ve Dodi 1997 senesinde o dönemki sevgilisi Prenses Diana ile birlikte bir araba kazasında hayatını kaybetti. Filmde zaten bu aşk hikayesine de atıfta bulunan bir romantizm curcunası. Madonna hayranları mutlaka izlemeli. 4. Rosewater. Bu da meşhur komedyen Jon Stewart'ın yönetmenlik denemesi Rosewater. Film biraz Stewart'ın acemiliğine denk gelmiş. Ancak filmin baz aldığı gerçek hikayede Jon Stewart'ın önemi yadsınamayacak bir rolü olduğu için yönetmen koltuğuna oturmak istemiş olmasını da anlayışla karşılıyoruz. Bizce Daily Show seven ve Orta Doğu politikalarıyla ilgili filmleri ilginç bulan herkes bir göz atmalı. Süper coşacaksınız demiyoruz. Ama eminiz boşta çıkmazsınız. 5. Ben-Hur. Ya bu filmin gerçekten daha büyük bir film olması gerekiyor. Çünkü tarihinin belki de en şaşalı filmlerinden birinin en sonunda o şaşaya geçebilecek teknolojilerle donatılmış bir çağda çıkmış yeniden yapımı bu. Fakat olmadı. Kadrosunda Morgan Freeman gibi bir efsaneyi barındıran film aklımızda daha ziyade Haluk Bilginer bağlantısından dolayı kaldı.